Abi ben deminden beri konuşuyordum ve kayda girmemişim. Bayağıdır anlatıyorum, burayı anlattım. İşte buradan farmımla 4,8 trilyonluk şu an şey yapıyorum dedim. Görevde şuraya kadar gelmiştim ama burayı yapmamıştım. Bunları tek tek görevde yaptım. O da şu şekilde oluyor. Zaten biz videolarda şu Clanstar bu amcaya kadar gelmiş, kısa kadar. 4 tane alıp Omega yaptım. 4 ta ondan 4 tane alıp bilmem ne yaptım. Şöyle gideyim. Bunu yaptım. Bundan 4 tane alıp bunu yaptım. Bundan 4 tane alıp bunu 4 tane 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 buraya kadar geldim. Bunu aldım. Şimdi bundan da 9 tane 8 tane oluşturdum. Şuraya bıraktım. Ortaya bir tane Nether Star'a ihtiyacım var. Nether Star yapmaya girişecektim. Base'e döndüm. Şeyi anlattım. Tavsiye olarak şöyle bir şey söyledim. Bunların hiçbiri yayına girmemiş, şey videoya girmemiş. Neyse, başlangıç için dedim o MC farmında şuranın force load'unu kapatmayın. Çünkü başlangıçta buranın getirdiği, sağladığı MC'ler bayağı işe yarıyor. Bak, ama sonradan kapatın çünkü sonrasında hiçbir anlamı kalmıyor buradaki MC'nin. Bak üretmiyor çünkü buranın force load'unu kapatmıştım ben. Kapattığım için ben yokken burası çalışmıyor. Ben gelince çalışmaya başlıyor. O sebeple bir üretim yok, yeni yeni gelmeye başlıyor. Neyse, burada en baş için iyi ama sonrası için pek bir işe yaramıyor, MC düşük olduğu için. Şimdi burada yapmamız gereken en büyük amca bu Final Star. Bunun için Nether Star gerekiyor. Nether Star için Lutetium, Titanium, Mendelevium ve Diprosium gerekiyor. Bunlar için de Fusion Controller'a ihtiyacımız var. Fusion Controller şu anda yapmadık, onu yapmamız lazım. Yapılabilir mi? Yapılır. Netherite ingot. Tamam. Reaktör casing. Normal bir şey miydi bu? Multi blok muydu? Onu hatırlayamıyorum. Ama normaldi ya. Normaldi, normaldi. Netherite ingot neyle yapılıyor şu amca? Hop, hop, hop. Gold ve netherite scrap. Netherite scrap neyle yapılıyor? Ancient debris'i. Oo, ancient debris'i pişirerek. O zaman şöyle bir şey yapacağız abi. Ancient Debris gerekiyor değil mi bize? O zaman şunu yapıyoruz. Bulup videoyu bitireyim. Çünkü video aslında bayağı oldu ama çoğu şeyde olmadığı için, bir kayıt aşamasında olmadığı için şu anda şeyimiz yok. Şimdi Netherite ingots, Nether brick, tamam. Tıt 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 tıt. Tamam, o zaman yapacağımız şey basit. Nether'a gidiyoruz. O ne lan? Senin burada ne işin var oğlum? Olur. Hova! Şeyleri aldık, tamam. Şimdi bizim aşağı yukarı 15'ler genelde Ancient Debris'in en fazla çıktığı bölgeler oluyor. 60, 40, 30, 15 burası. Şimdi şöyle yapacağım. Şunu hemen değiştirelim. Keşke yanıma biraz daha kazma alsaydım. Small square gerek yok. Mining tunnel, large tunnel, bu çok iyi. Tamam, buradan yürüyoruz. 15 burası neresi oluyor 15 aslında? Bulunduğum yer mi oluyor yoksa aşağı mı oluyor, onu hep şey yapıyorum. Neyse, bu şekilde yürürüz biraz. Ancient debris çıkabilir her an her yerden. Dikkat etmek lazım. Hadi bakalım. Blackstone. Ya böyle yürüyeceğim ya da bir taktiğim daha var. Aşırı karanlık yalnız ya. Birinci taktik bu ama bu biraz kısa oluyor. Yani kısa bir bu taraf mı, bir taraf kazmaya yol açıyor. İkinci taktiğim de şu, biraz daha small tunnel'a geçiyoruz. Dümdüz tek birim, tek blok kazıyor. Bunun da avantajı şu, örneğin şuradan yürüyelim mesela. Tek blok kazdı, kazdı. Şimdi eğer bir şey çıkarsa şuradan görebiliyorsun az çok. Hani bir şey çıkıyor zaten karşına. Ne denir ona? Yerde kalmış bir blok falan filan gibi çıkıyor. Aha işte bu. Hemen base'e dönelim. Burayı işaretleyebiliyor muyuz? Ne olarak işaretleyelim? Debris olarak işaretleyelim burayı. Şimdi base'e dön. Bize kazma gerekiyor. Bir de ben kazmaların limitini de arttırdığım için biraz fazla kazıyor. Böyle bir kazmanı demişim. Ultimine'ın şu üçünü alalım. Tekrar gidelim. Ancient Debris'i hiç bulmuş muyuz acaba ya? Onu da bakmadık hiç. Yani çünkü çıkabiliyor Ultimine kazarken.
fark etmeden almış oluyorsunuz falan da. Zannetmiyorum şu an. Tamam. Bunların içinde görünebilirdi. Az fazla ya şu an şeyimiz. Azdığımız 200'e yakın kazıyoruz. Neyse. Aha. Ne? İşte debiriz. Harika. Ver abi. İşte böyle bir farklılık görünce anlıyorsunuz burada var diye ama tabii direkt olarak şey olmuyor. Tamam ilk şeyimizi bulduk. Peki kazarken buralarda çıkmamış mı hiç? Görünüşe göre çıkmamış. Tamam. Şöyle bir sağını... Aha üstü Blackstone. Blackstone. Debris'in şeyi var mı? MC'si yok. Peki bundan üretilen şeyin MC'si var mı? Yok. O zaman daha kazmak gerekecek. Tek fark, tek sıkıntı dediğim gibi Ultimine'ın etki alanını biraz yükselttiğim için ileriyi göremiyorum. Aslında daha küçük bir alanda kazsa daha kolay bir görünülebilirlik var ama bu taraflar artık bu kadar uzak olduğu için görünmüyor normal olarak. Bir Ancient Debris daha bulduk. Güzel. Ama uzun süre kazılıyor ya. Başka var mı? Abi birer birer mi bulacağız böyle ya? Bir önünü arkasını kazalım bakalım buranın. Merak ettim böyle birer birer de sıkıntılıymış. Vallahi birer birer görünüyor. Hüüü sıkıntı. Neyse artık yapacak bir şey yok. En azından bulduk da çok da mutlu olamadım böyle olunca. Ben daha bulduk. Hep de yerlerde çıkıyor yani. Bir alta mı insek ya? Hepsi tam bir altta çıktı. Acaba 15 tam bir alt mı oluyor? Burada mı arasak ne yapsak? 3 bulduk. 3'ü de bir altta çıktı. 3 de aldı değil mi efendim? Hop. Sen daha. Abi böyle bir. Yoruyor. Enteresan. Hiç daha önce Ancient Debris bulmaya çalışmadığım için olayını bilmiyorum ama sıkıntılıymış gerçekten. Da var galiba. Aynen. Kaç tane lazım acaba bize ya? Yani şu an aslında bayağı bulduk diyeceğim de bulduğumuz toplasan 5 tane mi aldı? 5 tane. Varsayalım ki şimdi biz nereden yürümeye çalışıyorduk? Şuraya yürümeye çalışıyoruz değil mi? Yok. Oraya mı yürümeye çalışıyorduk? Aynen. Burası için bu. Burası için bu. Burası için Fusion. Burası için bu. Şimdi 5 tane var elimizde. Şu bir şey istiyorum bilmiyorum ama 4 tane bundan. 1, 2, 3, 4. 4 tanesi 1 çıkartıyor. Tanesi 1 çıkartıyor. Tungstenle karbondan da yapabiliyormuşuz abi. Ciddi misin sen? Ya bunu şu an mı şey yaptım? Tamam biz yine lazım olursa diye son bir bakış atalım. Ancient Debris'e. Ulan. Ama galiba bir yerde lazımdı Ancient Debris'e. Emin değilim ama. Neyse bulmuş olduk en azından. Bunu hemen kullanmayalım da yakıp yıkıp. Başka bir şey de gerçekten lazım olabilir. Böyle tekrar aramakla uğraşmayalım. Hadi be izle dönelim. Yeter. Boğdu beni burası. Dünya ev, dünya. Hadi dönelim. Ancient Debris'imiz var biraz. Bunu hemen bir kenara atayım ki yanlışlıkla kullanırım. Şey yapmak istemiyorum. Durup dururken intihar etmek istemiyorum. Bunlar neydi? Blackstone. Blackstone'umuz var mı abi? Var. Tamam. Bu Blackstone'ların hepsini şöyle saçma bir yere atalım. Böylece envanterimizden de kurtulalım. Buraya bir şey atmıştık sanki zamanında ama hiç hatırlamıyorum. Neyse. Sıkıntı yok. Şimdi. Başa dön. Bu amca lazım. Bu amca lazım. Nether Star lazım. Bunun için Tungsten, Lutetium bilmem ne lazım. Bunun için Fusion Controller lazım. Fusion Controller bas. Fusion Controller için Nether Ingot lazım. Nether Ingot için Nether Scrap lazım. Nether Scrap için buradan karbon ve tungsten gerekiyor. Tungstenimiz yok. Tungsten nasıl buluruz? Onun için de Fusion Controller'a mı döneceğiz? Ya da Dissolver'da tungsten yüzde kaç ihtimalle çıkıyor? Tungsten nerede? Tungsten burada. %1. Bakalım daha yükseği var mı? W olan. %100 ihtimalle Ancient Debris'ten çıkıyor. Herhalde buradan yürüyeceğiz. Bir tanesini Ancient Debris'te Dissolver'larız. Bak. Böylece tungsten alırız. Aynen. Çok güzel fikir. Tamam. Şimdi Ancient Debris'in bir tanesini ver.
Hemen Dissolver'a git. Burada değildi. Dissolver diğer taraftaydı. Combiner, Compactor, Dissolver. Şimdi hacım, bunu alıyorsun. Bana tungsten ve bundan veriyorsun. Sonra bu tungsteni alıyorsun. Harika. Şimdi bana tungsten veriyorsun. Ver. Bir de karbon veriyorsun. Ver. Harika. İşte bu kadar ya. Bu kadar. Burada da ne yapıyoruz? Bunları birleştirip nether'e scrap yapıyoruz. O da compactor'da olmaz. Şurada olur. Sen git, sen git. Ne oldu? Kilitli mi? Aç. Sen git, sen git. Aferin işte bu. Bunun emecesi var mı? Yok. Tamam. Bekleyeceğiz o zaman biraz. Hiçbir sıkıntımız yok. Burada ne durumdayız? Bir target'imiz yok. Harika. Burayı bitireceğiz. Şundan basabilirim ama kullanmak istemiyorum. Daha sonra başka bir şeylerde kullanırız. 4 tane scrap. O zaman biraz arttıracağız demektir bunu. Tungsten gönder. 2, 3 tane daha ver. Sen de 3 tane karbon ver. Harikayız. Al abicim. Al abicim. Bir tık hızlandıralım. En azından 2 kat olsun. Al tungstenini, al karbonunu. Olmadı. Tamam. Olur. Al tungstenini, al karbonunu. Al tungstenini, al karbonunu. Al tungstenini, al karbonunu. Harika. 14. Güzel. Gayet olduğu kadar, olmadığı kadar. Harika. Şimdi burada neydeyiz abi? Bunu yaptık. O zaman buradan nether ingota çekeceğiz. Bana gold gerekiyor. Hemen biraz 4 tane gold ver. 4 dedik ama 34 aldık. Olur öyle. Şöyle bir 4. Şöyle bir 4. Bana bir tane nether ingot veriyor. Bundan 4 taneye ihtiyacımız var. O zaman tam 3 tane daha çıkıyor zaten buradan. Şöyle. 4-4-4-4-4 şöyle yaparız. Tam oldu. Harika. Şimdi bu amcadan da ne yapacaktık? 4 tane yeter. Reaktör casing. İşte burası beni patlatabilir diyecektim ki osmiyumum da var. Platinumum da var. Olur. Hemen osmiyum ver. Platinum ver. Blaze gönder gelsin. Biraz fazla fazla alalım. Çok güzel. Hemen bu. Hemen bu. Bundan Blaze Powder mıymış? Olur. 4 taneye ihtiyacım var zaten bundan. Ha, 2 tane. Olur, bir tanesinden çıkartırız. Bir emecen var mı? Yok, olur öyle. Dön abi. Ne lazım? Bir tane cam, bir tane redstone. Bir redstone. Bir tane cam. Bir de ortada gereksiz bir amca vardı. Star. Evet, star. Ne zamandır star yapmamıştık. Star. Bu kötü oldu. Neyse, halledeceğiz. Star için bu lazım. Ha, bu buydu değil mi ya? H ve HE. Tamam, olur. Yeriz. Tamam. Şu gelsin. HE ver. 2 tane. Bir de H ver sadece. Helyum. Yok. Hidrojen. Hidrojen olarak. Türk şeyi yazmayalım. Türk hidrojeni yapmayalım. Şu amca. Şu amca. Şu amca. Değilmiş demek ki. Şu amca. Ver bir tane. Bundan bir tane de güneşe çevir. Bu amcayı çantaya geri at. Bir tane fusion reaktör. Harika. Bu amca sanırım mana ile çalışıyordu. O yüzden şuraya koysak mana ile mi çalışıyordu ya? Evet, mana ile çalışıyormuş. Dolmaya başladı zaten. Ama ha, çünkü mana akışını kestik buraya bunu koyarak. Şöyle bir ortaya koysam, bir önü arkası sağ solu varmış. Şurası enteresan görünüyor. Nasıl kullanacağız? Hiç hatırlamıyorum bunu. Alchemistry. O zaman bu amca bir multi blok amcası olabilir. Fusion Chamber. Zaten controller diyor. Alchemy bir kitabın yok değil mi? Reaktör output, reaktör input. Bir görevin var mı peki senin? Görevin olabilir bence. Çünkü buraya gitmek için görev gerekiyor. Reaktör casing, yani fusion chamber controller. Tamam. Bunu yaptık zaten abi. Niye görevi şey yapmadı? Böyle yapalım. Tane mi gerekiyor yoksa? 300 FE. Tamam. Onu da yaptık. Neyse, bir daha bakalım. Şuraya koysak daha iyi. Bakalım ne diyormuş.
Hiçbir şey demiyor. Görevi niye vermedi? Bunu yaptık. Ha, pardon, bir saniye. Bu fission olarak geçiyor. Şu bizim amcamız. Tamam. Uranyum yapacağız burada. Tamam. Nasıl yapılıyor abi? Neyse, görevden gidelim ya biz de. Şu fission chamber yapalım bir de. Fission. 4 tane nedir ingot gerekiyor bu sefer. Ve 2 reaktör casing. Reaktör casing'im var. Hatta şuraya attım bile. 2 tane. Şuradan 2 tane var. Fission. Fission nasıl yapılıyor? Tungsten'e ihtiyacım olacak. Tekrar ve karbona. Tungsten 4 tane, 5 tane bir şeyler. Karbon 4 tane. Bir daha deneyelim. Tekrar yapalım. Şimdi Fission'la acaba diğerinin farkı ne? Şunu buraya koyduk ama bilmiyorum. Yani biraz garip geldi ona. Hiçbir fikrim yok nasıl yapıldığı konusunda. Şimdi şu 300. Gel şöyle abi. Bunları hemen bitirelim. Tamam. 16 tane. Güzel. Neydi abi şu? Şu amcayı şuradan bir buraya alalım. Bir tane Cosmic Dust, bir tane cam, bir tane Redstone. Buradayız. O zaman şuradan bir tane cam. Bir tane Redstone. Deminki ile farkı ne peki bunun? Ha, Cosmic Dust yerine Star kullanmışız demin. Ulan bu daha iyiymiş. Yani Cosmic Dust gayet basit olarak bulabildiğim bir şey şu anda benim. İki tane, tamam, Nether Ingot. Tamam, onları yapacağız zaten. Var elimizde. Hallettik. Bu da tamam. Şimdi bu amcayla diğerinin farkı neydi acaba? Bunu yaptık, hiçbir şeye yaramadı. Bu arada böyle bir garipliği var. Bakalım. Aynı şöyle üst üste alt alta bir koysak muhtemelen bundan bir şey oluşturacağız da reaktör oluşturacağız. Öyle hatırlıyorum da. Acaba dedim, hani direkt olarak görevler o şekilde verince acaba dedim farklı bir olayı mı var? Bak mesela enerji alıyor, bir olay görünmüyor. Neyse, çok da önemli değil. Bunu öbür bölüme de saklayabiliriz. Çünkü buradan uranyum üretimimiz var. Uranyum üretimi için bu amca gerekecek. Sonrasında bundan dediğim gibi bir reaktör. Hem bunu reaktörü hem de enerji mana bir süre sonra yetmeyebilir. Enerji için de bir reaktör gerekecektir. O sebeple onları bir sonraki bölüme saklayalım. Bunu alalım tekrar. Zaten bize reaktör glass yaptırmıştı. Reaktör casing de yaptırdı demin. Ya demin değil, yaptık ve kullandık demin şu amca. Glass'ını da yaptırmıştı burada. Muhtemelen biz buradan direkt olarak reaktöre girişeceğiz. Peki niye çıkartmadı önümüze? Hem uranyum yapmadık diye. Tamam. Onu halledeceğiz bir şekilde. Dissolver'da mesela bir uranyum bloğunu eritebiliyormuşuz. Tamam. Uranyum bloğum olsa zaten ihtiyacım olmazdı. Burada ne eritebiliyoruz? Block of Amethyst. Eritirsek %4 ihtimalle bize uranyum veriyor. Güzel. Kobalt ve terabit. Peki o zaman nedir? Ametist. Ametist için ne gerekiyor? Ametist shard gerekiyor. Tamam. Normal. Peki onun için ne gerekiyor? Ametist dust gerekiyor. Tamam, o da normal. Silikon dioksitim de var. Fe de var. Bunları combiner'da birleştirebilirim. Güzel. Ya da ametist dust için kozmik dust'ı buraya atarsam da oluyor. Yani şöyle düşününce sanki şu amca daha kolay gibi değil mi ya? Bunu yapmak. Silikon dioksitle iron. Hemen yapalım. Hatta onu da ne taraftaydı? Bu tarafta. Silikon dioksit ve iron'ı combiner'da birleştir. Silikon dioksit ve iron. Iron direkt bu şekildeydi. Combiner bu. Gel abi, gel abi. Gayet birer birermiş bir de. Çok güzel. Biraz hızlandıralım. En azından dikkat olsun. Şimdi bu amcadan ne yapıyorduk? Uranyum elde etmeye çalışacağız. Bunun için benim yapacağım şey bunları blok haline getirip sonrasında şey yapmak. Ne denir ona? Bunlardan birer, şöyle mesela deneyelim. Ametist elde ettik sonunda. Ametist Dissolver'daydı değil mi? Dissolver'da %4 ihtimal var. Çok düşük bir ihtimal ama deneriz. Yani sınırsız olan bir kaynak sonuçta, ki bunları da, bunlardan çıkanları da tekrar EMC'ye atabildiğimiz için direkt olarak sınırsız bir kaynak hatta. Hani tabiri caizse bile değil, direkt sınırsız. Denenebilir. Neden olmasın? %4 çok yüksek bir ihtimal değil ama yani boş zamanımız var, bırakırız kendileri yapar. Tamam, bu bölümlük o zaman bu kadar. Ben buradan bir tane uranyum çıkartacağım. Uranyum çıktıktan sonrasında da şeye devam edeceğiz. Silikon dioksit neydi lan bunlar? Silikon dioksitle demir değil mi? Biraz daha arttıralım hatta şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oldu ama iron yetmeyecektir muhtemelen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O adam tam geldi. Süper abi.
Süper. Bence gayet iyi. O zaman şöyle devam. Tamamdır. Burada Nuray'ım çıkana kadar devam. Ben de bir sonraki bölümde neler yapacağımı şu bir kere şeye bakacağım mutlaka. Bu demin yapamadığımız amcanın fusion reaktörlerin daha doğrusu fusion amcaların nasıl olduğunu bir bakacağım. Sonrasında buluruz bir şeyler. İzlediğiniz için çok teşekkür arkadaşlar. Ben bu bölümde bitişe kadar gidebiliriz diye düşünüyordum ama gördüğümüz kadarıyla olmadı. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi oyunlar.